Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Hırsız Simülatör 2 oyununu inceleyeceğiz. Evet, oyunu şu anda girdim ben. Şu anda bulunduğumuz yer bizim gizlendiğimiz yer. Ev olacak. Evet. Şu anda serbest moddayız, kolay moddayız. Oyunu gösterirken bazı şeylerde yakalanıp hani tekrar geri sarmayalım diye. Bu şekilde denedim. Kendime ait başka bir sevim var. Orada da oynuyorum. Orada birkaç tur daha geçtim. Hem oyunu öğrenmek açısından bunu yapmam gerekiyordu. Evet, burada da yaşadığım en büyük sorunlardan bir tanesi oyuna ilk girdiğiniz zaman joystick olsun vesaire olsun bunları gördüğünden bahsediyor. Ve yine debriyaja basmazsanız debriyaja direksiyon setinde mouse hareket ediyor menülerde. Evet, oyuna girdikten sonra o duruyor. Fakat herhangi bir mesela bilgisayarda veya vesaire de işlem yaptığınız gibi tekrar aşağı doğru kayma işlemi devam ediyor. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz yer burası. Bir tane aracımız var. Hemen şunu söyleyeyim. İçeri gireceğim. Aslında oyunda böyle bir uyarı var. Şimdi onları da söyleyeceğim size. Evet. Ev bize ait burada. Kısaca burada bulduğumuz eşyaları saklayacağız. Burası elmasları yani mücevherleri işleyeceğimiz ya da parçalayıp dağıtacağımız yer olacak. Buraya bir parça alacağız. Bakın şöyle bir notumuz var. 110, 111 ve muhtemelen 106 numaralı yetenek kitabı var. Göz atmaya değer, okumak cehaleti alır derler. Evet. Bu tarz bilgilerle şey yapacağız. İlerleyeceğiz. Şimdi mesela etkileşime girdim. Neyse, bulunan gizler ve şu elektronik seviyesi bir. Bunların hepsinin belli bir amacı var arkadaşlar. Bazı evlerin sistemleri, elektronik kamera sistemlerine hacklememiz gerekecek. Onun için büyük kutuları buraya koyuyoruz. Burada açıp kontrol edeceğiz. Ondan sonracına burada stetoskopla bu tarz kasaları açmak için pratik uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Burada diğer kilit aç kilitler var. Evet, burada da yine maymuncukla eğitim yapabileceğimiz. Ondan sonra burada bak cam kesiciyi kullanabileceğiz. Bunları açtıktan sonra işte tekrar devam ediyor. Bakın burada da bir not var. Evet, kimse gelip gittiğini görmesin sakın. Buralarda ev yok. Ama arada bir arabalar geçiyor. Evet. Böyle bir dipnot okuduğum için içeri girdim. İşte bu yüzden radyo var ama herhangi bir şey yok şu anda. Herhalde ya da ben müziğin sesini kıstığım için yok. Burada bir bira var. İçtiğiniz zaman kafanız biraz dönüyor. Dur bakayım. Şu anda bir şey yapmadı ama normalde hani şöyle bir ekranda bir sarhoşluk hissi gösteriyor kısa süreliğine. Evet. Ondan sonracıma burası banyo. Herhangi bir şey yok. Burada hiçbir şeyle etkileşime evet. Kedimiz burada. Evet. Şimdi burası yatak odamız. Uyuyup burada süreyi ilerletebiliyoruz. Ondan sonra şu bilgisayarda yaptığımız işlemleri şimdi bunları da göstereceğim. Bu bilgisayar evet arkadaşlar evimizin ön kamerası. Öndeki tek bir kamerayı gösteriyor ama daha fazla olacağını görüyor çünkü sol alt köşede sonraki kamera, önceki kamera şeklinde seçenekler var. Şu anda bir tane kamera var. Demişti yani araçlar geçiyor falan diye. O mantıkla herhalde kurulmuş. Evet. E'ye basıp çıkıyoruz tekrardan. Bu kameramız burada. Buradan dolabı açıp kapatabiliyoruz. Başka bir şey gözükmüyor. Dolapları açmak için iki seçenek var. E'ye basıp bu şekilde gürültülü açarsınız ya da basılı tutarak şöyle yavaşça açıp yavaşça kapatırsanız her şeyin yeri ve zamanı var. Evet. Burada da mevcut soygunlardan bahsediyor. Evet. Şimdi bunu geçtik. Evet. Birçok şeyi buradan yapacağız arkadaşlar. Evet. Mesela 200 dolarımız var. El feneri alabiliyoruz. Mesela tıkladık. Burada görüyoruz. Satın al dedik. Levye satın alıyoruz. Casus kamerası vesairesi bunlara köpek eti. Şu an için gerek yok. Kendim de denemedim. Bakın görüyor musunuz? Bir kere şu menüye girdik aşağı çıkıyor. Bakın şu anda debriyaja yarım bastım.
Bakın tam basarsam yukarı, bırakırsam aşağı iniyor. Yarıda tutuyorum. Sadece şu menü dahilinde. Yani çıktığım zaman yine normale dönecek. Bu tarz işlemlerde sorun yaratıyor. Yani o da Gamepad desteği sağladıkları için herhalde öyle bir karışıklık oluyor. Evet, neyse. Şimdi bu menüden geri geliyoruz. Burada arkadaşlar işler var. İki tane bölge vardı arkadaşlar. Madison Street ve Hillvale diye. Şöyle bahsedeyim. 20'den fazla ev var bildiğim kadarıyla oyunumuzda. İşte bunlar da işte kiracıların ve ev sahiplerinin ya da çalışanların böyle bilgilerini toplamanız gerekiyor. Paldır küldür bir yere giremiyorsunuz. Girmemeliyiz zaten. İşte levye ve dürbünlerden bahsettik. Buradan alabileceğimizi. Bunlar kendimizi geliştirip açılıyor arkadaşlar bunlar. Buradan hepsini alacağız. Hepsinin leveli var. Onları da göstereceğim şimdi. İşte evlere girip çıkarken job kullanabiliyoruz. Bayıltabiliriz insanları. Ondan sonra alternatif olarak uyku gazı veya sakinleştirici tabanca gibi seçenekler de var. İlerledikçe tabi bunları göreceğiz. Ondan sonra işte hırsızımızın seviyesi arttıkça yapabileceğimiz soygunların da seviyesi artacak. Daha büyük bakiyelere ulaşılabilecek duruma gelecek. Onun dışında polis olayı var arkadaşlar. Çok hızlılar. Polisten kaçmak için işte, hem polis arabaları ve helikopterle yoğun kovalamacalar olabiliyor. Bir de ateş ediyorlar. Vuruluyorsunuz. Vuruldum. Son anda kaçtım birkaç sefer. Bir sefer yakalandım. Birinde kefaletle çıktım. Yani bunları hepsini görüp bilgi vermek amaçlı. İkincisinde hapishaneden kaçmaya çalışırken yarı yolda yakalandım. Ondan sonucuma. Öyle de bir şey oldu yani. Ondan sonra aracımızı yükseltebiliyoruz. İşte rengi değişebiliyor. Daha güçlü motorlar olabiliyor. Ya da jipimizi bir spor arabaya falan değiştirebiliyoruz yani. İşte araba çalma olayları da var. İşte, bir aile otomobil sedandan tüm bir spor kara kadar hepsi şey olabiliyor. Oyunumuzda mevcut. İşte değerli eşyalar, pahalı arabalar, işte normal nakit paralarla tamamen dolu dolu bir harita. Ondan sonra Black Day dediğimiz yer var arkadaşlar. Burada bakın rağbet gören olan mutfak, elektronik, bakın şu anda tekrar aşağı inmeye başladı otomatik olarak. Değerli eşyalar, diğerleri araba parçaları. Evet. Mesela mutfağa girdik. Çaldığımız bir şey var. Mesela bir şarap çalmışız. Greg şarabıymış evde. Burası yeşil oluyor. Burayı da yeşil yaptığımız an 150 dolar artı 50 XP puanı, yani başarı tecrübe puanı hanemize gelir. Kayıp eşyalar bölümünden burayı teslim edebiliriz. Ya bu elektroniklerde de olabilir. Alıp bulduğumuz her şeyi direktman satmaktansa eve getirip bakıp kontrol edip burada mevcutsa onu saklayıp buraya bir set yapmak. Amaçlardan biri de bu. Yani bu tabii şey yükseldikçe bunları görüyor musunuz? 25 bin dolar yani. Evet, şimdi Black Bay bu şekilde bir pazar olarak düşünün arkadaşlar burayı da. Normalde şehrin içinde de iki tane yer var. Her iki şehir bölgesinde de satış yapılabilecek yerler var. Oraları da satış yapabiliyoruz. Şimdi onun dışında şöyle holiganlık yapabileceğimiz ya tahrip et çal. Şöyle 102 numaralı terk edilmiş ev ve ne var? Pencereyi tahrip et demiş. Yani pencereyi kıracağız belli. Terk edilmiş evde bir şeyleri parçala demiş. İki tane görevimiz var. Bunları gösteririz. Ondan sonra saldırı, delil yerleştir, fotoğraf. Bunlar muhtemelen daha yeni olduğumuz için oyunda açık değil. Drone tek. Şu anda seviyemizden dolayı muhtemelen buraları göremiyoruz. Bu aldığımız ürünleri de gerekli seviye 3'ten sonra levyeye bir şey olacak. Muhtemelen daha sessiz açabilir. Dark Bank, evet. Daha. İşte para yatırıp para çek vesaire. Evet, ondan sonra burada başarımlarımızı görebileceğiz arkadaşlar. İşte 5 kargo dolabı aç, 300 eşya çal. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi.
Ondan sonra ödüller alabiliyoruz. Sonra ne diyor? SteelGear fiyatları 120 ucuzlar. Yani malzeme fiyatlarımız, aldığımız malzemeler işte kürek olsun, balta olsun vesaire olsun. Bunların fiyatları azalacak diyor. Bunlar bu işe yarayacak. %15 dar faiz oranı, bakın bankaya yatırdığım şeyden. Bunlar bu evimizi, ev tamiratı, ev tadilatı, yatak odası duvarı, yatak odası sistemine bakın. Kişiselleştirmemiz için düşünülmüş değişik şeyler, güzel şeyler. Ve hırsızlık ilgili kontratlar arkadaşlar, 500 dolara. Buradan herhangi bir işi alabilirsiniz. Sınırsız. Ve şu anda seviye 2, 3, 4, 5, 6. Evet, burada daha göremiyoruz görevleri. Şu an için mevcut görevler bunlar. Biz buradan görev alacağız. Pencere görevini göstermek istiyorum size. Kedimiz burada uyuyor. Bunun bir hırıltısı var. Bilmiyorum size gelecek midir ama evet. M tuşuna basarak soldaki haritayı büyütüp küçültebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bakın tekrar girelim. Biz tahribette terk edilmiş eve girelim. Pencereyi tahrip et. Görevini kabul edelim. Ben bunu size göstereyim. Evet, bu görevi aldık. Şimdi onun dışında dedim ya, evde sessiz sakin olacaksınız. Her şeyi zamanla oyun, evet, hakikaten de o stresi yaşatıyor size. Şimdi evimizin bahçesinde bir tur attıracağım. Burası yine büyük ödül şeyleri koyabileceğiniz. Bakın şurada bir kürek olayı var. Fenerimiz var artık. Evet, burada bir kürek aldığımız zaman burada bir yeri kazacağız. Evet, burası. Bakın. Kaz diyor ama küreğimiz yok henüz. O seviyeye ulaşamadık. Buralardan bir şeyler çıkıyor. Yani herhangi bir şey olabilir. Yani mutfak malzemesi, diş fırçası, herhangi bir şey olabilir. Radyo, kulaklık olabilir. Evet, burada da bak yine bir not var. Bunu da size göstereyim. Evet, ağır eşyaları bu kulübe saklayabilirsin. Kapat. Ağır eşyalardan kastı araba parçaları olabilir arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum şu anda. Bu dolabı ben herhangi bir şey koymadım. Diğer çaldığım şeyler hep içerideki dolapta sakladım bu zamana kadar. Hiç sattığım birkaç bir şey oldu. Hard diskler vesaireler. En önemli şey, dikkat etmeniz gereken şey, zamanı boşu boşuna atlattırmayın. Çünkü kira ödüyorsunuz. 150 dolar bir kirası var evin. Etkileşime gir. Bakın garaj sayesinde çalıntı araçları muhafaza edebilir ve parçalarını ayırıp satabilirsin. Bir aracı bütün satmaktansa parçalarını ayırıp satmak çok çok daha karlı oluyormuş. Oyunun kurulum şekli bu şekilde, düzeni. Evet. Aracımızın ağır kutuları, arka bagajı, her şey bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Yavaş hızlı. C tuşuyla çöküyoruz. Evet, kendi hatta şu eldivenleri görmüşken o geldi aklıma. Şey de yapabiliyorum. Bakın burada bir eşya koyabileceğimiz bir kutu var. Burada da vurulduğumuz zaman hiç denemedim. Bu anki refleks de zaten hiç şey yapmadım bile, aklıma bile gelmedi kullanmak. Şimdi seviye kazanıp ve yeni olasılıkların kilidini açacağız. Yararlı araçlar edineceğiz de bunların sayesinde. Seviyede mesela maymuncuktur. Bir tornavida, alyan takımı, bir demir falan vesairelerle küçük kilitleri açmaya başlayıp maymuncukla, stetoskopla büyük kasaları açmaya başlayacağız. Onun dışında işte dediğim gibi kara borsada satabileceğimiz pahalı eşyaların yolu açılacak. Az önce şeyde gösterdim ya, bilgisayar orası. Mesela dürbün, arkadaşlar dürbünü ben almadım ama dürbünün evin içini gösterdiğinden bahsediyor. Duvarın arkasındaki ev sahibinin, kiracı ya da içerideki canlıyı, hayvan da olabilir. Köpekleri özellikle uyarıyorlar köpekler konusunda. Şimdi onlar dikkat edin. Evet. Aracımızı çalıştırdığımız an karşımıza 3 tane seçenek geliyor. İki şehir ve araba tamircisi. Şehire indiğimiz andan itibaren burada da gizlenme yeriydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Madison'a gidelim. Hep böyle bir uyarılar geliyor buraya, ipuçları. Güzel şeyler. Açtığın kapıları geri kilitleyebilirsin. Böylece kimse gizli girdiğini fark etmemiş olur. Evet. Bunları açıp kapatabilirsin. Bunlar önemli şeyler. Hoplayıp zıplayıp böyle şey yaptığın an ev sahipleri ya da şeyler fark edebiliyor. Evet.
Akşam vakti saat 03.34. Şenlik varmış. Bakın sol tarafta böyle bir şey var. Bunları takip edersiniz arkadaşlar. İnsanların evet, şurada şu çizgiyi geçtiğimiz an karşımıza bir menü geliyor. Eve dönmek istiyorsanız haritanın herhangi bir yerinde o menüden yani arabayı basıp sürdüğünüz zaman oraya gördüğünüz gibi şey yapabiliyoruz. Yani çıkıp gezebiliyoruz. P harfleri park yerleri arkadaşlar. Orada zamanı geçirmek için park edebilirsiniz. Ya da bakın şöyle mesela buraya geldik. Bakın space'e basarak diyor zamanı geçir. Hayır geçirmeyeceğim. Ya da aracınızı burada bırakırsınız. Çünkü yol üstünde bıraktığınız zaman arabalar durabiliyor. Ya da kaldırıma bırakırsanız yayalar bu durumdan şikayetçi olabiliyorlar. Bakın bir kürek resmi var arkamızda. Bir de sol aşağıda soru işareti var. Soru işareti yerine gideyim. Küreğimiz olmadığını biliyorsunuz ve neyle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Burada da evet arkadaşlar. Soru işareti bölgede böyle bir şey çıktı. Bunların farklı renkleri var. Şimdi bazısı evet bunu açamıyoruz. Kilit açma seviye 3 otomatik maymuncuk. Leveli olanları var. Maviyi açabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Yani şey, kabul ettiği zaman R harfi çıkıyor. Aç diyor. Patlatıyoruz. Benim içinden elektronik eşya vesaire çıkabiliyor. Evet şu anda radyomuzu var oyunun. Ben tabii dinlemiyorum. Ülkeleri seviyorum. Araçta bütün dağları tepeleri gezebiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi polisler çok hızlı hareket ediyor. Ona dikkat etmek lazım. İyi kaçmak lazım. Evet, şurada bir duralım. Kapıyı pek kapatmıyorum ben basıp gitmek için. Evet. Oyunda böyle bir şey daha var. Kargo dolapları. Etraftan kargo kodu buluyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip kodu giriyorsunuz. Mesela 40 42 318. Yanlış kattım. Mesela bu daha önceden aldığım bir kodu tekrar denedim bir şey oluyor. Mesela oldu aldım zaten basıyorsunuz buradan. Tak diyelim mesela bu kapak açılıyor. Giriyorsunuz. Şansınıza ne çıktıysa onu alabiliyorsunuz. Ondan sonra yani işinizin çocuk oyuncağı olmadığını bilin. Ya hakikaten şeyi yaşatıyor yani. Düşünmeniz gerekiyor. Evet direksiyona bakıp E'ye basıp çalıştırıyoruz. Mouse'la radyoları geçebiliyoruz. Evet. Yan kesildik falan var ama onlar da seviyeyle birlikte açılıyor. Şimdi şurada bir yerde gelen var mı? Şu boş haritada mouse biraz hızlı hareket ediyor. Daha, evet sabah olmak üzere. Evet. Şöyle bir şey var. Şurayı göstereyim. Bakın burası çöp tenekesi. Şunları gördüğünüz an çöp tenekesinin içine girdik. Bak burada fener çalışmıyor. Şu anda gizleniyoruz. E'ye bastık. Evet, bunun gibi çok yer var. Evet. Bir bankamatik. Evet. Göstermek istediğim buydu. Şu anda telefon çalıyor. Basit kilit açma olmadığı için şu an telefona bakıyorum. Bu ne bu? Bu belirli bir süreliğine mesela diyecek saat sabah 7'si değil mi? Akşam 12'ye kadar mesela falanca yeri soy, falanca yeri darp et falan filan gibi görevler verecek arkadaşlar. Süreli görevler diyelim onlara. Belli bir süreliğine. V ile kamera açısını değiştirebiliyorduk. İçten veya bu şekilde. Evet. Seçenek var. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi strateji yapmanız gerekiyor. Oyunda paldır küldür girip şey yapamıyorsunuz. İnsanları takip etmeniz gerekiyor. Ondan sonra evet. Gündüz oldu ama biz geldik. Şu evimiz burası. 102 numaralı ev. Bakın şurada bir zaten morda bir tam müzik yazısının üstünde morda bir şeyi görmüşsünüz. Yıldız işareti. Ben daha önce arabayı buraya park ettiğimde kadın bana kızdı. Yolu niye kapatıyorsun falan pişman diye. Arabayı buraya koyuyorum. Çıkıyoruz. Evet. Şimdi. Tabii her yer kapalı. İnsanları araçlara
Dikkat etmeniz gerekiyor yaptığınız seslere falan. Bakın şöyle. Size tabii pratik yolunu göstereceğim ben. Yani farklı yöntemler de olabilirdi ama. Tuğlayalım. Görev tamamlandı. Şimdilik kimse bir şey fark etmedi. Mesela bu işi yaptıktan sonra eve gidip bilgisayara girdiğiniz zaman okeyliyorsunuz arkadaşlar. Olay tamam. Mesela bu şekilde farklı görevler daha çıkacak onların peşinden. Mesela bakın şurada bir köpek var. Köpeklere dikkat etmeniz gerekiyordu. İşte etimiz vardı bizim. Evet. Şimdi dağları tepeleri hop diye zıplayabiliyoruz biraz. Şöyle. Burada bir yerde şurada bir soru işareti var. Evet. Gidip açabilirsek onu da göstermek istiyorum size. Evet. Umarım olur. Bakalım. Buraya geldik. Bakın. Levi'yi elime aldım. Red çıktı. Basıyorum. Çok gürültü çıkartıyor arkadaşlar bu. O yüzden buna dikkat edin. Ne varmış? Sabit disk 1 kilogram. Evet. Bir sabit disk daha ve bir de kulaklık. Evet. Bu burada kalacak bu kasa. Kapanabilir. Kapağı ama kendisi burada kalacak. Evet, şurada gördüğünüz gibi kamera var. Kırmızıdan da anlayacaksınız düştüğü bölgeyi. Ona göre dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi ben istiyorum ki şu eve girelim ama ondan önce şöyle bir cep telefonumuz da var. Evet. Biraz sol tuşa bastık kamera. Fotoğraf çekmemiz bu tarz görevler de olacak. Sağ tuşta çıkıyoruz. Mouse'la bakın kargo kodları hızlı satın alma takvim ve şenlik varmış. Ne diyor 16'da çıkıp 18'de çoğu insan 16'da 18'de dönüyor. Bakın size plan. Sıradan bir gün her şey olması gerektiği gibi 4. Hastalık gibi insanlar biraz hastaları ağır duyuyorlar. Bak süper ayın 4'ünde vur patlasın çal oynasın. Mesela 11'i kırmızı göstermiş. Niye? Soyguncu farkındalık. İnsanlar civardaki soygunlardan haberdar oldular. Herkes tetikte bak. 11'inde vur kafayı yat. Yan gelip yatma günü insanlar daha fazla uyudular. Yani bilmiyorum biz o gün çalışmalı mıyız? Bunu zaman gösterecek. Bu işimizde profesyonelleşip göreceğiz. Şimdi istediğim şey ha burada bir şey vardı. Ben onu kendim şey yapamadım. Sanırım alınca olacak şey diyordu. Duvar kağıdını arabayı kurtar. Dedi, benim sizin arabana ışınlanabilirsin diye bir şey vardı. Şunu bir kapatayım. Onu da bulacağım arkadaşlar. Mesela tab menüsüyle şöyle bir şey çıkıyor. Ve hepsi. Ganimetler. Hani değerli eşyalar. Araçlarımız. Levyeli feneri. Anahtarlar. Etrafta anahtar bulabiliyoruz. Yetenekler. Evet. Şimdi mouse'umuz tabii tekrardan. Bakın kalan yetenek puanları 1. Özel puanlar şu bölüm. Arkadaşlar özel şeyler çaldığımız zaman çıkacak. Diğer geri kalan bölüm. Geri kalan da öyle öyle böyle değil aslında. Yani bayağı bir geri kalan bölüm bayağı bir şey açmamız gerekiyor. Bakın yine mouse yapınca evet yukarı bir gidelim. Ev sakinlerine doğru bakarak onları işaretle. Bakın bunu öğreniyoruz. Bir yetenek puanımız gitti. Seviye atladıkça buradan sürekli açacağız. Ondan sonra notlar bölümü var. Şehirdeki binaların durumu. Genel bir not defteri herhangi bir şey düşmediniz. Oyunla ilgili istatistikler, komutlar. Komutlar dedi tuş takımı arkadaşlar. Evet. Şimdi. Şurada köpeği şimdi baktığımız zaman. İşaret. Evet bakın. İşaretledim. Planlama moduna geçersem bakın saat ne diyor? 10'da birinci bölgede. 11'de 2'ye gelecek. Bu 11'de burada olacak. 12'ye kadar bakın. Daha şu anda tam 11. Hayvan 2 noktasına geldi. Burada 1 saat burada duracak bu hayvan. 1 saat sonra 3'e. Yani daha evin ön tarafına gidecek. Böyle bir şey var. İnsanlara da bunu yapabiliyorsunuz. Bu şekilde planlayacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi ne demiştik?
Önce bir evimize gidelim, onu göstereceğim size. Ya bu arada aracımız parçalanıyor. Hasar şeye vurduğum zaman falan darma duman oluyor. Tabii para muhabbet söz konusu. O yüzden çok şey yapmak lazım, dikkatli kullanmak lazım. Evet, böyle geliyorsunuz arkadaşlar, paldır küldür. Buraya geldiğiniz zaman saklanma yeri, araba tamirci. Evet, saklanma yerimiz, gidiyoruz. Bakın bilgisayarlarla ilgili bilgi verdi. İşte güvenlik sistemini devre dışı bırakmak için kullanılıyor. Evet, evimize geldik. Fazla dışarıda durmadan. Şimdi, evet, gazı buraya dolduruyoruz arkadaşlar. Bu insanları bayıltmak için kullanacağımız. Evet, mesela buraya tıklıyoruz. Sabit istedik. Bir tane vardı. Kulaklık. Burayı kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gidiyoruz bilgisayarımıza. Kedimiz nerede? Uyumaya gerek yok. Şimdi bilgisayardan yine şeyler göstermek istiyorum size. Öncelikle buraya giriyoruz. Bakın. Birkaç şeyi parçala diye yeni bir şey gelmiş. Bu şimdi dursun. Bakın diğerlerine herhangi bir şey yok. Buradan geri geliyoruz. Evet. Tükendi, tükendi. Tükendi dediğine bakmayın. Levyenizin belli bir şeyi var. Belli bir yerden sonra gidiyor. Yeniden almanız gerekecek. Ondan sonra. Şimdi başka. Buraya girelim. Bakın. Biz de elektronik bulduyduk. Onu göstermek istiyorum size. Bulduyduk yalnız. Bulduk. Onlara bakalım. Buraya düşen olmuş mu? Evet. Markasız kulaklık. Gördünüz, bir tane gelmiş. Yani bir, üç tane daha bulup burayı dört tamamladık mı? Şuraya tıklıyoruz. 750 dolar artı 100'e satışa sunuluyor. Evet. Başka sabit disk vardı. Onlar gelmiş mi? Hard diskler. SSD sürücüsü mü? Sabit disk 3 tane demiş ama yok. Bizim o bulduğumuz değil o zaman herhalde. Başka daha bulunması gerekiyor. Onlar normal ucuz yoldan satabileceğimiz şeyler. Evet. Şimdi diğer şeyleri geçiyorum arkadaşlar. Onun dışında başka neler anlatabilirim? Soygun planlama vesaire, bunları çok uzatmayalım. Bir soygunu yeni bir şeyde başlarız. Şimdi girdik mi? Şey yapamayız. Oyunun bu ilk başı olsun. İlk videomuz olsun. Bu şekilde neyin ne olduğunu gösterdim sizlere. Bir sonraki videom soygunla birlikte olur. Oradan camını patlattığımız evi soyarız. Bu şekilde evimizi, yani ışıkları falan da açabiliriz. Baya bir detaya girmişler. Bunları da şey yapabiliyoruz yani. Deviyle dalalım. Dalar mı? Evet. Vallahi dediğim gibi bir şeyler yapmışlar yani, güzel yapmışlar. Diğer şehir de fena değil. Konular bu kitapları bulup kendimiz de geliştirebiliyoruz. Eldivenler vesaireler çok şey değiştirebiliyoruz diyor. posta kutularına kamera koymasından tutun şeye kadar var. Var oğlu var yani. Şuralar attırıp etrafa baksaydık meraktan çatlayacağım ya. Böyle bir yer atmış ki dedim ya, hani çok fazla boşta gezemeyiz. Bir şeyler illa ki satmamız lazım. 750 dolar, şey 150 dolar kiramız var. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun ilk durum bu. Bunları satsaydık bari. Oyunumuzun durumu bu. Başka her şeyden bahsettik gibi ya. Ekmemekten olsun, evi dekorasyonundan olsun, tadilatı vesairesi, kilit açma teknikleri için kendimizi geliştirebileceğimiz elmaslar bölümü, satmam eşyalarımı sattım. Mesela bakın evin elektronik seviyesi. Şu anda bir şey yapamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Seviye atmamız gerekecek. Ve burada da yatıp uyuyabiliyoruz. Evet, onun dışında işte dediğim gibi evler, bankalar, restoranlar, özel yerlerin
Avrupa gibi yerleri falan da var. Birçok yer var arkadaşlar soymak için. İşte seviyenin önemi var bunun için. İşte bir strateji hazırlamamız gerekiyor. Paldır küldür şey yapamıyoruz. İşte onun için hızlı ve verimli olmak gerekiyor. Ya fazla zamanınız olmuyor çünkü içeride yani bir yere girip tam şey yapamıyorsunuz başlarda, kestiremiyorsunuz ne zaman dönecek falan diye. Çünkü bilmediğiniz bir eve giriyorsunuz. Yakalanma şeylerimden biri de o. Mesela şey, nasıl çıkacaksın? Yani şey yapamıyorsun, paldır küldür o anda çıkışı bulamıyorsun o telaşla. Ondan sonra cümle, bu nedenle işte hangi öğeyi alacağınızı iyi düşünmek lazım. Yani bazen de ikinci kez bir oraya bir şans daha ayırmak gerekiyor. Bir şeyler aldın çık. Riske girme şu anda. Tecrübe edinip ya da seviye atlayıp o tecrübe ulaşana kadar çok fazla riske girmemek gerekiyor. Bunun içinde zaten yerler var. Ufak işler var. Video şeyi çalıyor. Oyun konsolunu çalıyor. Girip çalıp çıkıyorsun. O kadar yani. Böyle başka şey, devam ederiz oyuna. Güzel, heyecanlı, hakikaten heyecanlı. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Adrenalin oluyor hakikaten böyle tin tin tin. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, geceye de ettik. Mesaiye başlasın o zaman. Değil mi? Mesaimiz başlayacak. Yalnız bakın 6-7'deki havayla 11'deki hava arasında bazen bir fark oluyor. Bazen aydınlık oluyor biraz hava. Öyle şeyler de oluyor. Bana kedi de bahçede dolaşıyor. Evet, oyunun şeyleri var. Zorluk dereceleri var. Biz dedik ya kolay da oynuyoruz. Normali var ve zoru var. Zorda hapse düştüğünüz zaman birçok şeyinizi elinizden alıyorlar. Bilmiyorum işte ben video çektiğim için onu şey yapmadım. Ama daha önce girdiğim bir evde artık sırt çantam doldu dedi ve oradan o yüzden çıktığım ev oldu. Yani o kadar çok şey almışım ki tencere, tava her şeyi aldım. Şu bit pazarındaki elektronik bit pazarını satmak için, koleksiyon tamamlamak için oradan yapıp sattıklarım vardı. Evet. Çok bu aralar tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Vakit harcarsınız. Yani hakikaten evlere girmek, kameralar vesaireler denedim daha önce. Şey yaptım, ev sahibinden kaçtım ama ona bakayım derken kameraya yakalandım oldu falan. Baldır küldür kaçmak zorunda kaldığım yerler oldu. Evet, bu şekilde çok dikkatli, keyifli oynayacağınız bir oyun olmuş. Evet, o zaman bir sonraki videomuzda görüşene dek arkadaşlar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.